Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle beraber zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları üzerinde duracağız. İlk etapta bilmemiz gereken şeylerden birisi zekat ve sadaka ibadetleri İslam dininde çokça önemlidir bildiğimiz ve tekrar ettiğimiz gibi. Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal olarak pek çok faydası vardır. Bunları zaten şimdi beraber sıralayacağız arkadaşlar. Allah-u Teala zekat ibadetiyle zenginlere toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğretmektedir arkadaşlar. Çünkü kişi sadece eğer kendini düşünse zaten bencil bir kimse olurdu değil mi? Bu da ne demek oluyor? Demek ki zekatın bireysel faydası olarak düşünürsek kişiyi cimrilikten uzaklaştırıyor, bencillikten uzaklaştırıyor ve cömertliğe aslında teşvik ediyor diyebiliriz değil mi? Ne diyor bir diğerinde? Yardımlaşma sayesinde yoksullar kendilerini yalnız hissetmezler ve yardım yapanlara karşı sevgi ve saygı duyarlar demiş. Bu da yine arkadaşlar aslında toplumsal bir kısmından bahsediyor. Bize yardımseverlik duygusu birlik ve beraberliği sağlayarak toplumu güçlendirir demiş. Yine aynı şekilde toplumsal bir faydasından bahsetmiş. Ne diyor? Zekat fakirlik ve sosyal adaletsizliğin doğuracağı toplumsal sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bir kere sosyal bir adaletsizlik var değil mi baktığımız sırada? Bu da ne demek oluyor? Demek ki zengin eğer fakire yardım etmezse ikisi arasında dağlar kadar fark olacak, gitgide açılacak. Fakat bir yardım olduğu sürece arkadaşlar mutlaka dengelenecektir diyebiliriz. Şimdi bakın burada arkadaşlar infağa değiniyor. Neden infak kısmına değiniyor? Çünkü arkadaşlar İslam paylaşma ve yardımlaşma ile beraber zengin ile fakir arasında ekonomik bir dengenin olması gerektiğini söylüyor değil mi? İnfak da toplumumuzdaki fakirliğin ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından bir tanesidir. Çünkü Müslümanlarda Allah için fedakarlık yapma bilinci kazandırmaktadır. Fedakarlık bilinci Müslüman tarafından paylaşılan ortak bir değer olmaktadır arkadaşlar. Ve toplumsal kurumlarımızı, adet ve geleneklerimizi de etkileyerek infak kültürünün oluşmasını sağlamaktadır. Zaten arkadaşlar infağa baktığımızda bir sürü örneğini görmekteyiz değil mi? Yani işte gündelik hayatta bir sürü örneği var. Hatta bunları şimdi inceleyecek olursak mesela ilki bayramlarda, düğünlerde çocuklara harçlık vermek. Bakın bu infak niyetine sayılabilir. Ramazan'da iftarlarda yemek ikram etmek veya arkadaşımıza bir şeyler ısmarlamak. Bunlar bizim genelde günlük hayatta yaptığımız infak kültürünün yansımalarıdır diyelim. Devam edelim. Bir önceki dersimizde de mesela size bahsetmiştim. Sadakayı cariyeden. Neydi sadakayı cariye? İnsanın ölümünden sonra da sevaplarının devam edecek olan sadakasıdır değil mi? Yani aslında şunu düşünebiliriz direkt. Biz vefat ettiğimiz zaman bile mutlaka bizim arkamızda bıraktığımız şeylerin devamlı olması. Bu da zaten sadakayı cariye anlamına gelmekteydi. Ve bakın ne diyor? Bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırmaktadır diyor. Burada bakın peygamberimizin bir hadisi şerifi var ve sadaka-i cariyenin öneminden bahsediyor. Ne diyor? İnsan ölünce 3 şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye faydası kesintisiz sürüp giden sadaka, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Bu 3 şey dışında arkadaşlar artık bizim bu dünyadan öbür dünyaya geçtiğimiz takdirde artık nedir? Sevabımız bitmiştir değil mi? Yani devamlı olan var mıdır? Yoktur. Fakat kişi sadakayı cariye yaptıysa yani işte hayırlı bir evladı yoksa varsa kendisine dua eden veya işte kendisinden faydalanabilecek bir ilim bıraktıysa ancak o kimselerin amelleri kesilmez ve nedir arkadaşlar? Amel defterine yazılmaya devam eder diyelim. Bakın bu kısımda ne diyor? Bugün çevremizde bulunan pek çok okul, belki içerisinde eğitim gördüğünüz okul da dahil olmak üzere hastane, cami gibi çeşitli yardım kurumları hep infak kültürü sayesinde inşa edilmişlerdir diyor. Ben bu noktada şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Mesela eski zamanlarda özellikle Osmanlı'da belirli başlı arkadaşlar neler vardı? Uygulamalar vardı değil mi? Bunlardan birisi mesela askıda ekmekti. Kişi ihtiyacından fazla ekmeği alırdı ve askıda ekmek denilen bir kısmı asardı. Oradan ihtiyacı olan kimseler gelip alabilirlerdi. Yani bunu illa işte alıp da bir başkasının eline vermek yerine bu şekilde yapıyordu. Veya ne diyebiliriz? İşte zimem defterleri vardı veya sadaka taşları vardı arkadaşlar. Bu gibi uygulamalar neden vardı?
Bir kere infak yönüyle beraber aslında infak kültürünü geliştirmekteydi. Peki niçin vardı? Çünkü arkadaşlar insanların yani özellikle yoksul olan insanları rencide etmeden yani onurlarını kırmadan onları koruyarak onlara yardım etmek için vardı değil mi? Veya sadaka taşları var arkadaşlar. Kişi oraya işte belirli bir miktar sadakasını bırakıyor. Ardından oradan ayrıldıktan sonra ihtiyacı olan kimse eğer çevrede kimse yoksa gelip onu rahatlıkla alabiliyor. Hani kim kime verdiğini bilmiyor bu noktada. Veya işte eski dönemde arkadaşlar padişahlar böyle işte normal insanlar kılığına girip ne yaparmış? İşte herhangi bir dükkana girip oradaki işte defteri alırmış. Bu defter içerisinden bir sayfayı kopartır ve onun ücretini ödermiş. Hem kendisi kime ödediğini bilmiyor, hem de karşı taraf kimin ödediğini bilmiyor gibi bir taktikle aslında insanları rencide etmeden arkadaşlar bu şekilde yardımını yaparmış. Şimdi son olarak şuna değinecek olursak, zekatın bireysel ve toplumsal faydalarını böyle biraz ayıracak olursak, bireysel için ne diyebiliriz? Birincisi kişiyi cimrilikten uzaklaştırır ve ne yapar? Cömertliğe teşvik eder. Daha sonra ne olur arkadaşlar? Bu yapıldıktan sonra kişinin ahlakı güzelleşir mi? Evet, bakın ahlakının güzelleşmesini de sağlar. Yine kişinin Allah'ın kendisine verdiği nimetlere karşı şükür olduğunu öğretmektedir zekat bize. Çünkü geri dönüşü ahirette olacak biliyoruz değil mi? Kişiyi bir kere vermeye alıştırır. Yani zenginin kişiliğinin de gelişmesini sağlamaktadır. Aynı anlamda diyebiliriz. Bireyin malının temizlenmesini ve özellikle bereketlendirir mi? Kesinlikle evet arkadaşlar. Ayrıca kişiyi kin ve kıskançlık duygusundan da uzaklaştırır diyebiliriz. Bakın bunlar neydi? Bizim bireysel faydalarımız. Toplumsal faydaya bakacak olursak ne diyebiliriz? İlk böyle zekatı anlatırken kurduğumuz bir cümle var değil mi? Peygamberimizin bir hadisi neydi? Zekat İslam'ın köprüsüdür. Bu ne demekti? Zengin ile fakir arasında bir köprü oluşturuyor, bir sevgi bağı kuruyor ve toplumsal barışa aslında destek oluyor diyebiliriz. Toplumsal faydanın birincisi olarak. İkinci kısımda ne diyebiliriz? İnsanlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirir ve insanları sorumluluk sahibi yapar değil mi? Birbirlerine karşı sorumluluk sahibi yapar diyelim. Üçüncü kısımda ne diyebiliriz? Bireylerin birbirlerine maddi ve manevi olarak destek olmalarını sağlamaktadır. Son olarak da ne diyelim arkadaşlar? Ekonomik dengesizlikleri önler, fakirliğin azalmasına, zengin ile fakir arasındaki maddi farkın açılmamasını da sağlamaktadır diyelim. Bu haftaki konumuz da bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.